Kazım Bey, şimdi bir de 15-20 Temmuz sürecinde bu seçimler meselesine gelmeden Yeni Asya'nın da mağduriyetleri var bildiğim kadarıyla. Yani nasıl işte 470 gün 12 Eylül'e kapatılmışsa, 28 Şubat döneminde bir sürü sıkıntılar yaşanmışsa, 15 Temmuz sürecinde de siz ve işte yazarlarımız, gazetemiz bazı sıkıntılar yaşadı. Kısaca bunlardan da bahsedelim. Ondan sonra seçim maddesiyle programımızı bitireceğiz zaten. İşte bu dönemde maruz kaldığımız değişik baskılar oldu. Bunlardan biri resmi ilanımızın gasp edilmesi oldu. Ha, kaç gün oldu? 1000 günü geçti herhalde. 1160 küsur, 1170 evet. Oldu belki. Bu da bir kaynak değil mi? Yani ekonomik olarak bayağı bir gazetenin bir şeyi. Tabii yani hep söylenirdi rahmetli Mustafa Polat, işte gazetenin kuruluşunda ilk genel yayın yönetmeni, umumi neşriyat müdürü deniyordu o zaman. Evet. Tam resmi ilana geçtiği gün o trafik kazasında rahmetli olmuş. Yani çok bahsedilirdi yani Yeni Asya'nın tarihi anlatılırken. Çünkü Türkiye'de Zübeyir abi de onu biliyor. Yani gazete, hele fikir gazetesinin satış geliriyle falan ayakta kalabilmesi mümkün yani, değil. Yaşayabilmesi mümkün değil. Yani. Hele Yeni Asya gibi kıt imkanlarla çıkan bir gazetenin yoluna devam edebilmesi noktasında resmi ilan önemli bir kaynak. Sanki destek. Kemal Kılıçdaroğlu da mecliste bunu birkaç defa gündeme getirdi değil mi? Üç defa grup Yeni Asya'nın ve işte diğer gazetelerde zikretti resmi ilanın verilmediğini birkaç defa dile getirdi. Basın kartı konusunda da gene aynı şekilde gündeme taşındı. Şimdi birisi bu. Resmi ilan verilmiyor. Verilmiyor keyfi şekilde ama son gelen bir mahkeme kararıyla o uygulamanın hukuksuz olduğu tescil edilmiş oldu. Şimdi o kararın gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Bu bir. İkincisi basın kartlarımız verilmedi. Gene keyfi şekilde bir gerekçe de gösterilmiyor. Bunun üzerine ben dava açtım. Davayı kazandım. Kazandıktan sonra benim kartımı verdiler. Bir arkadaşımız daha dava açtı. O da kazandı. O da kartını aldı. Şimdi aslında dava açmaya falan gerek kalmadan bunun yani verilmesi lazım. Sistem sakat. Yani ayrımcılık yapıyorlar. Gri pasaport vermiyorlar. Gri pasaport. Hala vermiyorlar. Yok. Orada da dava açtık. Ve orada bizim talebimiz üzerine yönetmeliğin kalkmasını istediğimiz bir maddesini iptal etti mahkeme, Danıştay'ın ilgili dairesi. Ama bize gri pasaport verilmemesi konusunu da işte konjonktürel, milli güvenlik vesaire filan hassasiyet çubuğu o gerekçeleriyle o noktadaki talebimizi reddetti. Sanki bir bunu itiraz ettik. Genel idari dava daireleri genel kurulunda şu anda gündemde. Sanki bir şey hatırlıyorum, milletvekili, bu AK Parti milletvekilinin birisi, yani gri olmuyorsa gitsinler, normal pasaport alsınlar, ona vatandaş gibi bir öyle bir şeyler de var. Yani gayet rahatlar yani o konuda. Hani. Onu zaten o kurum mahkemeye verdiği savunmada da ifade etti. Orada mı hatırlıyorum? Yani gri pasaport alması şart değil. Gazeteciliğe veriyorsan yani benden niye onu alıyorsun? Bana o hakkımı niye vermiyorsun? Çünkü gri pasaport niye önemli? Çünkü normal pasaporta bir sürü dünya kadar evrak istiyorlar. Evet. Yani gazetecinin zaten gazeteciye böyle bir gri pasaport imkanının verilmesi meslek icabı, işinin gereği olarak böyle formalitelerle fazla uğraşmadan rahat hareket edebilmesi. Yani gidip gelebilmesi, vizesiz gidilebilen ülkelere gidip gelebilmesi. İktidar medyasının mensuplarına veriyorsun ama uçağında ağırladığın gazetecilere veriyorsun ama bizden bunu gasp ediyorsun. Yani bu yani bir keyfilik örneği. Bunun yanında troll saldırıları, yargı tacizleri filan bunları da yaşadık. Algı operasyonları, içimize sokulmak istenen fitneler filan. Bunlar hep bir bütünün parçaları olarak. Bir de bu resmi ilanın zannediyorum alınmaması sebebiyle gazetemiz şeyde sayfa da azalttı herhalde. Tabii bir taraftan kriz ortamı var, koronanın getirdiği şeyler var. Ekonomik. Yani birçok şey, dövizin fırlaması, bütün girdi maliyetlerinin yükselmesi, kağıt krizi vesaire filan. Birçok şey üst üste eklenince evvela işte 8 sayfaya düştük. Çok üzülerek. Ve şu anda bizim çok zengin bir muhtevamız var. Zengin bir yazarlarımız var. Ama sayfalarımız yeterli olmadığı için bekliyor. Birçok yazı giremiyor yani zamanında. Onun sıkıntısını yaşıyoruz. Öbür taraftan bir de tabii dijitalleşme var. İnternetin daha çok ağırlık kazanması falan. Dünyanın gidişatı oraya doğru ama kağıt baskı devam ettiği müddetçe de kağıt baskıdan vazgeçmek mümkün değil. Tabii. Zaten bizim e-gazetemiz var yayında. Değil mi? E-gazetemiz yayında. Orada bir sıkıntı yok zaten.
Ve şimdi malum internet sitelerine de gazetelere de resmi ilan hakkı veriliyor ama burada da gene ayrımcılık yapıyor basın ilan kurumu. Temenni edelim ki bu mahkeme kararından sonra uygulasınlar inşallah. Bundan vazgeçsin. İnşallah.